Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. KPSS çalıştığımı daha önceki videolarımı izleyenler bilir. İzlemiyorsanız da son kez KPSS'ye hazırlanıyorum. Fakat KPSS genel yetenek, genel kültür değil, alandan hazırlanıyorum. Videolara bakarken, motivasyon videolarına, işte insanlar nasıl çalışıyor, ne yapıyor, ne ediyor diye çalışırken aklıma bu videoyu çekmek geldi. Fakat çoğu video siz de izlediyseniz eğitim videoları, yani eğitimden hazırlanan değerli öğretmen adaylarımız ve sadece KPSS genel yetenek, genel kültür çalışanlar, yani KPSS B oluyor bu. KPSS A ise alan oluyor, yani kariyer meslek. Fakat KPSS A çalışanlar gerçekten çok az, yok. Belki de ben görmedim, bilmiyorum. Ama nasıl çalıştıklarını, nasıl plan yaptıklarını görmek için baktığımda gerçekten yoktu. Çünkü ben alana ilk kez çalışıyorum. Yani hukuk muhasebe tarafına ilk kez çalışıyorum. Şimdi o zaman videoya ve söylemek istediklerime başlayalım. Öncelikle şundan bahsedeyim. İstatistik mezunuyum. İstatistik okuduğum süre boyunca hiçbir şekilde, hiçbir zaman KPSS B'den hazırlanmak gerçekten aklımın ucundan geçmedi. Bize bu şekilde öğütler verildi. Bu şekilde hazırlanmamız söylendi. İstatistik kursuna mezun olduğum sene gitmedim. Daha sonrasında gittim. Çünkü bir iki sene kendim zorladım. Daha sonrasında kursa gittim. 2016 senesinde kendi alanımda, yani istatistik alanında 85 puanla kamu kurumuna kariyer meslek olarak yerleştim. Yani bu ne demek oluyor? Bunun süreçleri ne? Öncelikle KPSS A'dan sınava giriyoruz. Bir ton puan var. Bu puan türlerini açıkçası ben de bilmiyorum. Sadece benim işime yarayanları biliyordum o zaman. Bu puan türüme bakıyorum. Benim 85. Daha sonrasında açılacak ya da açılan yerlere bakıyorum. Şartlarına bakıyorum. YDS arıyor mu, onlara bakıyorum. Yaş şartını zaten sağlıyoruz sonuçta, 35 yaşını doldurmamış kişileriz. Bunu sağlıyoruz, başvuruyoruz. Mülakat tarihi belirliyorlar. Sıralamanız yapılıyor, mülakata çağrılıyorsunuz. Mülakata giriyorsunuz, ne geçiyorsunuz, yakalıyorsunuz. Böyle söyleyeyim. Benim internette gördüğüm şu, 4 yıllık lisans mezunu insanlar KPSS B'ye çalışıyorlar. Siz genel yetenek, genel kültür alanında çalışıyorsunuz. Evet, çalıştınız. Programınızı yaptınız. Denemelerine giriyorsunuz. Zaman geldi. Şimdi Temmuz'un son haftası. 31'indeydi galiba sınav. Temmuz'un 31'inde sınava giriyorsunuz. P3'ten yüksek bir puan da aldınız. Sıralamaya girdiniz. Neyse, atandınız falan. Mülakat yok. Başka sınavlar yok. Gittiniz. Nereye gittiniz diyeyim. Ankara'da bir yer atandınız. Ankara diyeyim ki merkez uzmanlıkları görelim. Ankara'ya bir bakanlığa atıyorum. Bir bakanlığa atandınız. Birincisi, en düşük memur maaşını alıyorsunuz. Arkadaşlar bakın, siz 4 yıllık lisans mezunu insanlar, oraya kolay gelmediniz. Dershanelere para baydık o üniversiteyi kazanabilmek için. O kadar saat ders çalıştık, belki de sabahladık üniversitedeki derslerimizi geçebilmek için. Ben kendinizle karşılaştırmanız için söylüyorum, ne kendinizle yarışınız için söylüyorum. Mülakattan çekinen, korkan insanlar için konuşuyorum. Gittiniz, en düşük memur maaşıyla başladınız. Birincisi, en düşük memur maaşı, en düşük memur maaşını alacaksınız. Sizin gittiğiniz yerde uzmanlarla karşılaşın, uzman yardımcıları olacak. Ya da müfettiş yardımcıları, uzman yardımcıları. Aynı dönemde başlamışsınız. Onların maaşları sizinkinin 2 katı, 2,5 katı kadar. Ya böyle bir gerçek var. Peki sizde o potansiyel yok muydu? Yani sadece genel yetenek, ben mülakattan korkuyorum diye genel yetenek, genel kültür çalıştınız sadece. Ya da sizi mülakatta, nasıl söyleyeyim, mülakatta bir tanıdığınız olmadığı için siz bu sınavdan korkuyorsunuz ya, o yüzden düz memurluğa girdiniz ya. Peki siz bunu hak ediyor musunuz? Sizin potansiyeliniz bu mu? Orada düz memurluk yapmak mı? Bence değil. Bu birincisiydi, maaş konusu. İkincisi, şöyle söyleyeyim, siz sınava hazırlanırken, şimdi son sene, üniversite son senede sınava hazırlanırken, evet, alanı çalışamayabilirsiniz. Sadece genel yetenek, genel kültüre de çalışabilirsiniz. İsterseniz çalışmayabilirsiniz. Mezun oldunuz. Genel yetenek, genel kültüre ben bir çalışayım dediniz. Sonrasında evet, atandınız, girdiniz. Alan çalışıp girmiş insanları gördünüz. Kendinizin fazlanız olduğunu düşündünüz. Dediniz ki,
ben bir alan çalışayım. Mesela işletme, kamu, işte ne bileyim, ÇEKO, uluslararası ilişkiler mezunsunuz atıyorum. Dediniz ki ben kitapları alayım, çalışayım. Çalışamayacaksınız arkadaşlar, zamanınız olmayacak, olmayacak. Neden? Hafta sonları olabilir sadece ama hafta içleriniz yok. Hafta içi iştesiniz, işte belki şimdi memur olacaksınız ya, şefiniz olacak, müdürünüz olacak. Şefe, müdüre bağlı olacaksınız. Şefiniz, müdürünüz size ders çalışmanızı istemeyecek belki. Belki çok yoğun bir yerde çalışacaksınız. Aday memursunuz, daha düşünün bakın, aday memurluk. İlk bir sene aday memur oluyorsunuz. Çok gözde olacaksınız. İşte yaptıklarınız dikkat çekecek. Ya da çalışacaksınız ama çok az çalışacaksınız. İşten gelince bir ya da iki saat kadar çalışacaksınız. Hafta sonu çalışacaksınız ama bu yeterli olmayacak. Bakın sizin hafta için zaten çöp. İkincisi de düz memur olarak bir kamuya yerleşip kendini daha sonrasında alana adayan, alan çalışmaya adayan kişiler için, sizler için de bu söylediğimde ikincisi de buydu. Lütfen ama lütfen mülakatlardan korkmayın. Dördüncü sınıfa geldiniz değil mi? Bakın dörde geldiniz üniversitede, hiçbir şekilde çalışmadınız. Hiçbir şekilde KPSS kitaplarının yüzünü açmadınız. Okey. Bakın bir seneniz, bir sene diyeceksiniz ki ama benim kayyum oluyor. Ben işe girmek istiyorum. İşte ben para kazanmak istiyorum. Evet, para lazımdır dersiniz ama hemen işe başlayayım, imkanlarınız el verir dersiniz ki, deyin ki bence bir senem ya da iki senem gitsin ama bütün hayatım sonrasında bütün hayatım rahat gitsin mantığıyla. Benim size vereceğim tavsiye arkadaşlar, alandan mutlaka çalışın. Alandan girin. İlk alandan hazırlanın. İlk KPSS B'den değil, KPSS A'dan çalışın. Zamanınız varken, bilgileriniz yeniyken, umudunuz varken KPSS A'dan çalışın. Ya bunu birçok videoda gördüm. Ya diyor ki 4 sene bilmem işte, bilmem neden mezunum diyor. Ama KPSS B'den çalışıyor. Ya yazık yazık. Niye yazık? Emeklerinize yazık. O sizin kapasitenize yazık. Daha sonrasında bakın gireceksiniz, çok pişman olacaksınız. Yani keşke dememek için, ya pişman olup da ben alandan çalışayım da işte hem maaşım artsın hem kariyerim yükselsin, kariyer yapayım derseniz, bu sizin belki bir seneniz alır, iki seneniz alır, üç seneniz alır. Bakmışsınız, yorulmuşsunuz, evlenmişsiniz. Hayatınızı kurarken temelini sağlam atın. Kendinizi kullanın arkadaşlar. Kullanın bu bilgilerinizi. Kullanın. Ne yapın? Tekrar söylüyorum. Üniversite sonunda mezun oldunuz. Üniversite 4 sene kitap. İsterseniz açmayın. 22, 23, hadi 24 olsun. Hadi 25 olsun. 25 yaşında mezun oldunuz. 26'ya, 27'ye kadar dersiniz. Çalışın. Alandan çalışın. Korkmayın. Mülakatlardan korkmayın. Birçok mülakata gireceksiniz. Eleneceksiniz belki de. Ama bir tanesi sizi görecek. Sizi, değerinizi bilecek, sizin şansınız dönecek orada. Bir şeyler olacak. Siz sadece kendinizi kullanın arkadaşlar. Bu aklınızı kullanın. Alandan hazırlandınız. Bakın alandan hazırlandınız. Bunlar nedir? Benim önümde bir sürü kitap var şu anda. Hala çalışıyorum. Bakın hukuk. Hukukta ne var? Bildiğim sayı. Hukukta ne var? Medeni hukuk. Korkmamanız için birkaç şey daha söyleyeyim. Genel kültürden anayasaya çalışıyorsunuz yani. Onun yarısı medeni hukuk. Ya bir kısmı da borçlar hukuku, bir kısmı ticaret hukuku, bir kısmı ceza hukuku. Alandan korkmamanız için şimdi size birkaç şey söyleyeceğim. Hani vatandaşlığa hazırlanıyorsunuz ya. Alan hukukta ne var? Medeni hukuk, vergi hukuku, ticaret, borçlar, ceza. Ondan sonra anayasa, bakın anayasa, yasama, yürütme, yargı, idare hukuku falan filan. Ben de çok çalışmadığım için bilemiyorum şu anda. Bu Hocaweb'de aldım bu arada. Bunun için de ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Siz vatandaşlık çalışırken zaten hukuk temelinizi oluşturdunuz arkadaşlar. Oluşturdunuz yani. Alın şu kitabı. Benim bu kitabım eski. Muhtemelen değişiklikler var. Hiç bilmiyorum. Ama atmadım. Alacaksınız. Videolarını da izleyip bitti. Oku. Ya iktisat mezunu bile düz memurluktan geliyor. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Ya yazık ya. Kendinize yazık. Emeklerinize yazık. Ne olur ne olur ne olur. Yalvarıyorum. KPSS A'dan girin. Fakat neyin nereden geleceği belli olmaz. Siz elinizden geleni, zamanınız varken, haliniz vaktiniz varken,
hayata atılmadan, kafanız boşken, daha okuldan yeni mezunken bunları yapın. Ben bunu deneyimlerimden konuşuyorum. Diyorum ya, ben 2016'dan beri kamudayım. Görüyorum. Görüyorum ya, maaşları görüyorum. Yüz memurlara davranışlarını biliyorum bazen. Yani genel olarak davranışları. İş yüklerini biliyorum. Yetenek genel kültürden girip de o bilgilerinizi heba etmeyin. Yaşınız gençken çalışın arkadaşlar, ne olur. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ekleyeceklerim varsa ya da sizin ekleyecekleriniz varsa lütfen yorumda buluşalım. Yorumda bunu konuşalım. Yorumda bunu tartışalım. Neden KPSS A'dan girilmesi gerektiği, hani KPSS A'dan hazırlananlarınız varsa ve oradan girenleriniz varsa ve benimle aynı fikirde olanlarınız varsa lütfen deneyimlerini yazsın, fikirlerini aşağıda paylaşsın. Heba olmasın, bilgileriniz gerçekten heba olmasın. İşe girince eğer memurluktan, bakın çok net söylüyorum ve bunun iddiasına girerim. Eğer siz 4 senelik lisans mezunusanız ve alandan girmeyip düz memurluktan giriyorsanız pişman olmadığınız bir an olmayacak. Ben size söyleyeyim. Diyeceksiniz ki ya o bu işi yapıyor. Uzmandan bahsediyorum. Merkez kadro olduğu için uzmanlık. O bir işi yapıyor. Ben de yaparım o işi. O bu kadar maaş alıyor. Ben niye bu kadar maaş alıyorum? Ve burada maaş önemli değil. Burada yaptığınız işe göre maaşınızdan bahsediyorum. Ayrıca o kadar ya çaba gösteriyorsunuz. Lütfen dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Eğer farklı fikirdeyseniz tabii ki bunlara da açığım. Bunları da yine yorumlarda paylaşalım. Bu benim nacizane fikrim. Katılan olur, katılmayan olur. Hepinize saygı duyuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.